İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri Ruhul Beyan'da Zariyat Suresi 15-19. Ayetlerin tefsirini şöyle yapar. Şüphesiz ki Allah'a isyandan sakınanlar cennetlerde ve pınar başlarında bulunacaklar. Rablerinin kendilerine verdiğini alarak kuşkusuz onlar bundan önce dünyada güzel davrananlardı. Geceleri pek az uyurlardı. Seher vakitlerinde de istiğfar ederlerdi. Mallarında muhtaç ve yoksullar için bir hak vardı. Hazreti Enes radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim günde bir kere şu zikrederse, kaim, zatıyla duran ve daim olan, sonu olmayanı tesbih ederim. Hay, diri ve kayyum olanı tesbih ederim. Hiç ölmeyecek diriyi tesbih ederim. Büyük olan Allah'ı tesbih eder ve ona hamd ederim. O çok münezzehtir, çok mukaddestir. Meleklerin ve ruhun, Cibril-i Emin'in Rabbidir. O yüceyi, o en yüceyi tesbih ederim. O münezzehtir ve yücedir. Cennetteki yerini görmeden veya makamı kendisine gösterilmeden ölmez. Cennette monoton hayat yoktur. Dinimiz iki günü aynı olanın ziyanda olduğunu bildirir. Ahirette de her gün nimetler artacak, iki gün eşit olmayacaktır. Her gün aynı şeylerden farklı ve daha fazla zevkler alınacaktır. Yine her gün farklı şeylerle, farklı nimetlerle karşılaşacaktır. Allah-u Teala'nın kudretinden şüphe edilmez. İnsan bilmediği şeyleri bildiği şeylerle mukayese eder. Halbuki bilinmeyen şey bilinen şeye kıyas edilmez. Hadis-i şeriflerde buyruluyor ki, dünya mümine zindan gibidir. Dünya ana rahmine göre cennet, cennete göre ise çöplük gibidir. Çöplükle cennet mukayese edilebilir mi? Ana rahmindeki bir çocuğun nasıl ki dünyaya gelip çeşitli olaylarla karşılaşacağını bilmesi mümkün değilse, cennete gidecek müminin de orada kavuşacağı nimetleri bilmesi mümkün değildir. Allah-u Teala cennette cemal sıfatıyla görünecektir. Mümin Allah-u Teala'yı görünce cennetteki bütün nimetlerden aldığı zevklerden daha fazla zevke kavuşacaktır. Bir ayeti meali şöyledir. Kıyamet günü ışıl ışıl parlayan yüzler Rablerine bakacaklardır. Yunus suresinin güzel amel edenlere hüsna, cennet ve ziyadesi de vardır mealindeki 26. ayeti kerimesindeki ziyade kelimesini Resulullah Efendimiz rüyet, Allah-u Teala'yı görmek olarak açıklayıp dolunayı gördüğünüz gibi kıyamette Rabbinizi açıkça görürsünüz buyurdu. Bir insanın Rabbimizin kudretiyle yaratılacak nimetleri hayal etmesi asla mümkün değildir. İki hadisi şerif meali şöyledir. Cennette hiç kimsenin görmediği, işitmediği ve hayal bile edemediği nimetler vardır. Cennet nimetleriyle dünyadakiler arasında yalnız isim benzerliği vardır. Rüya ile dünya hayatı bile mukayese edilmez. Rüyada gözlerimiz kapalı olduğu halde çok yerleri görürüz. Dilimiz oynamadığı halde konuşuruz. Yani görmemiz gözle, konuşmamız dille değildir. İşitmemiz kulakla, yürümemiz ayakla değildir. Rüyada hükümdar olsak ne çıkar? Az sonra uyanınca. Hayal olduğu görülür, işte dünya hayatı da rüya gibidir. Asıl hayat olan ahirette hükümdar olmak gerekir. Hadis-i şerifte insanlar uykudadır, ölünce uyanırlar buyuruldu. Nasıl ki rüyadaki şeyleri bile dünyadaki nimetlerle mukayese etmek uygun değilse,
dünyadaki şeyler de cennetteki nimetlerle mukayese edilmez. Allah-u Teala'nın sonsuz kudretine inananın, O'nun bildirdiği her şeye inanması gerekir. Cenab-ı Hak cennette hiçbir sıkıntı, üzüntü, pişmanlık, bıkkınlık olmayacağını, cennet ehline istedikleri her nimetin verileceğini bildiriyor. Cennet nimetleri yanında dünya nimetleri onların gölgesi, resmi bile değildir. Ağacın resmiyle kendisi nasıl aynı şey değilse, cennet nimetleri yanında dünyadakiler de öyledir. Allah-u Teala dünyaya mahsus nimetleri yoktan yarattığı gibi, ahirette de hatıra, hayale gelmeyen nimetleri yoktan yaratacaktır. Allah için güçlük olmaz. Birkaç ayet-i kerime meali şöyledir. İyilik edenlere en güzel mükafat ve daha fazlası vardır. Yüzlerinde keder ve zilletten bir eser yoktur. İşte bunlar cennette devamlı kalacaklardır. İman edip salih amel işleyenler Firdevs cennetlerinde sonsuz kalır, oradan hiç ayrılmazlar. Cennetin neresine bakarsanız bakın, bol nimet ve büyük saltanat görürsünüz. Mümin olarak salih amel işleyene, sıkıntısız güzel bir hayat içinde yaşatacağız. Bunları yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandıracağız. İyi amellerinin mükafatı olarak, insanları memnun edecek neler hazırlandığını hiç kimse bilemez. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Allah-u Teala salihlere gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve insanın hatırına gelmeyen şeyler hazırladı buyurdu. Cennete giren ölmez, ebedi yaşar, hep mutlu olur, üzülmez, ümitsizliğe düşmez, elbisesi eskimez ve gençliğe gitmez. Cennet ehli hiç hastalanmaz ve yaşlanmaz, hiç üzülmez ve hep neşeli olur. Cennet ehlinin aralarında anlaşmazlık olmaz, gönülleri birdir. Cennetinki hariç her nimet yok olur, cehennemdeki hariç her kaygı biter. Ancak cennete giren rahata kavuşur. Cennete giren bir ata bineyim derse biner, uçayım derse uçar. Hak Teala cennet ehline razı mısınız buyurur. Onlar elbette razıyız, sayısız nimetler ihsan ettin derler. Sonra daha iyisini vereyim mi buyurur. Cennet ehli daha üstünü de mi var diye sorarlar. Sizden hep razı olur, sizde asla gücenmem buyurur.